ekranlarından merhaba. Biraz Mavi ile yine karşınızdayız. Bu hafta söyleşimizde müthiş renkli bir konuğumuz var. Onu tanıyınca şimdi hak vereceksiniz. Gazeteci arkadaşım Tülay Yıldırım Ede bizimle beraber. Merhaba. Hoş geldin Tülay'cığım. Nasılsın? Merhaba. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Konuk olmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Memnun oldum. Tülay'cığım renkli bir karakter diyorum senin için. Gerçekten hatta marjinal olarak bile yorumlayabilirim. Yani bana göre aslında çok normalim ama böyle başkalarına göre biraz farklı gözüküyorum ki benim normalim aslında bu. Ama başkalarına göre biraz farklı bir insan izlenimi veriyorum galiba. Aslında tam olarak belki insan olmanın gereği olan her şeyi içinde barındırdığın için ve muhtemelen çoğumuz bunu unuttuğumuz için bize farklı geliyorsun. Öncelikle kişiliğin gerçekten takdire şayan. Estağfurullah. Bunu gerçekten söylüyorum, yürekten söylüyorum. Teşekkür ederim. Sen ilk önce bir tanıyalım seni de. Tamam. Senin ondan sonra hani renkli kişiliğin nereden geliyor? Neden bu kadar insanlara marjinal geliyorsun? Onu ayrıntılarıyla konuşalım. Tülay Yıldırım Ede kimdir? Tülay Yıldırım Ede, Almanya'da doğup büyüdüm. İlkokulu bitirene kadar oradaydım. Ondan sonra ailemiz Türkiye'de eğitim görmemizi daha uygun gördüğü için Türkiye'ye dönüş yaptık. Burada okudum. Çok ilginç bir şey, gazeteciyim ama aslında kimyagerim. O da ilginç. Evet. Yani Selçuk Üniversitesi Kimya Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunuyum. Ama sadece bir yıl yaptım kimyagerlik. Sonra nasıl oldu, ne şekilde oldu hiç hatırlamıyorum. Bir anda gazetecilik dünyasında buldum kendimi. Aslında şeyden kaynaklandı sanıyorum. Yazı yazmayı oldum olası çok seviyordum. Ve çeşitli dergilerde yazılarım yayınlanıyordu. İşte bir yerel gazeteyle başladık o zaman. Yerel gazetenin sahibi yazılarımı okuyup da çok hoşuna gitmiş ve yalvardı yakardı, gazeteci ne olur gel bizim gazetecimiz oldu. Tabii bu yıllar öncesi, çok çok uzun zaman önce. Başta olur mu olmaz mı derken bir şekilde beni ikna etti. Biraz herhalde abartı derecede de özgüven olayı var bende. Ondan sonra gazeteciliğe başladık. Sonra çorap söküğü gibi devam etti. O gazete, bu gazete falan derken. Kimyagerlik tamamen bitti yani. Bitti. Zaten bir yıl yapabildim. Sadece bir yıl. Yani şu an kimyager olarak bir yerde çalışmaya kalksam K'sini bilmiyorum. Yani o dünya. Bütün bilgiler bitti. Unutuldu gitti. Ama ben memnunum bundan. Evet. Çünkü yazmayı çok seviyorum. Haber yapmayı çok seviyorum. Gazeteciliği seviyorum. O yüzden bana bir eksisi değil artısı oldu gazetecilik Sen dünyası. Çok dışa dönüksün. Gazetecilik kimliği seninle çok özdeşleşmiş bana kalırsa. Yani bana göre evet biraz bu kadar olacak. Evet bence de gazetecilikte kendini bulmuşsun. Peki çok farklı yerlerde görüyoruz seni. Ama aynı zamanda hani gazeteci olarak oradasın. O çevrelerden haber de elde ediyorsun. Evet. Fakat onun dışında seni onlarla dayanışma içerisinde de görüyorum. Yani hem türbanlı bir kadın var karşımızda, hem gazeteci, hem de çok insani yönleri var. Yani bir bakıyorsun Alevilerin dayanışmasınız, bir bakıyorsun Ermenilerin yanındasın, bir bakıyorsun hayvan hakları için koşturuyorsun, bir bakıyorsun yani her yerdesin. Öteki olan mültecilerin yanındasın mesela. Sürekli onlarla, sokak çocuklarıyla dayanışma halindesin. Sürekli farklı alanlarda görüyoruz seni. Bunu nasıl başarıyorsun? Aslında bu biraz fazla hassasım herhalde canlılar konusunda. Canlılar diyeceğim, sadece insanlardan bahsetmeyeceğim. Evet. Doğa da bir canlıdır biliyorsun. Kesinlikle. Hayvan, insan benim için hepsi birdir. Yani bir insan için ne kadar mücadele ediyorsam doğa ve hayvan için de o kadar mücadele etmem gerekiyor. Merkezime canlıyı oturtturdum. Yani canlıyı tavaf ediyorum. Yani bir yerde şey yazmıştım, eksik yazdım. Ben merkezime insanı oturtturdum ve insanı tavaf etmektir benim şiarım demiştim. Hayır, yanlış. Doğa, insan ve hayvanı tavaf etmektir şiarım. Neden bunu yapıyorum? Birincisi biraz fazla böyle hassas bir yapım var. Başkalarının acılarını kendi acımmış gibi hissedebiliyorum. Bu elimde değil, elimde olan bir şey değil. Bir hayvan zarar gördüğü zaman ben onun acısını en derinlerde hissediyorum. Bir yerde orman yangını olduğu zaman ben bitiyorum, sanki ben yanlışım gibi hissediyorum. Ya da atıyorum başka bir ülkede deprem oldu, Müslüman olmasına gerek yok. Hiçbir şey olmasına gerek yok ki insana bakarken ne ırkıyla bakıyorum ne dini kökeniyle bakıyorum. Beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Hangi ırktan olduğu, Müslüman mı değil mi? Hiç önemli değil. İnsan mı? Bitti. Ama bu noktada bir kıstasım var. Zalim olmamak kaydasıyla.
Yani zalim olmamak kaidesiyle her insan başım üstündedir. Hayvanlar başım üstünde. Doğa başım üstünde. E haliyle şimdi hepsini tavaf edeceksem hepsi için mücadele etmem gerekiyor. Ama bunu sadece işte evet gazeteci olarak gidiyorum, haberini yapıyorum ama oraya aslında ben kendimi götürüyorum. Bunun haberini yapma nedenim ay ben gazeteci olarak işte haber yapmış olayım falan değil. Ben onların seslerini duyurmaya çalışıyorum. Çünkü bir şekilde onların seslerini duyması lazım. Hani bu ötekiler diye bahsediyoruz ya. Evet. Aslında hayvanlar da ötekiler. Tabii. Doğa da ötekiler çünkü biz katlediyoruz. Gün be gün katlediyoruz. Yani benim ötekiler yelpazem çok çok geniş. E haliyle ben de bir ötekiyim, sen de bir ötekisin. Çünkü biz de her şeyden nasibimizi aldık. Ötelenme nedir biliyoruz. Evet. E şimdi ben birçok şeye de maruz kalmış bir insan olarak biliyorum ne demek. Yok edilmenin ne olduğunu biliyorum. Zulüm görmenin ne olduğunu biliyorum. Bilmesem de hissediyorum bunu. E haliyle bir şey oldu mu hop Tülay oraya gidiyor. Evet doğru. Ama oradaki samimiyetin gerçekten yansıyor. Özellikle dayanışma gösterdiğin çevreler sendeki o insancılığı algılıyorlar diye düşünüyorum. Ama bunun aksi de oluyor. Yani şunları da gördüm mesela tanık oldum seninle ilgili. Dayanışmada bulunduğun kişiler tarafından çok samimi bulunuyorsun. Ama dışarıdan bazı insanlar her kesime tırnak içinde oynadığını söylüyor. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsun peki? Şimdi bir tane mesajla örnek vereyim sana. Bir kere şöyle bir mesaj almıştım. Ermeni değilsin, Ermenileri savunuyorsun. Alevi değilsin, Aleviler için koşturuyorsun. Kürt değilsin, Kürt haklarını savunuyorsun. Sen ne ayaksın? İşte ajan ne ayaksın? Ajan olduğumu düşünen var, işte terörist olduğumu düşünen var. Neden? Çünkü Kürt haklarını savunuyorum. Evet. İşte ajan olduğumu düşünmeleri de Ermenileri savunduğum için. Sapık olduğumu düşünenler var, o da Alevileri savunduğum için. Ya insanlar şunu anlayamıyorlar. Ya insan çok değerli bir varlık. Değil mi? Yani yok, eğer yok olduğum bir yerine başka bir şey dolduramıyorsunuz. Bir havin gittiği zaman yerine bir havin gelmiyor. Evet. Yani eğer bu havin zalim değilse, ki zalimse bile katletmek olayı bende yoktur. Cezalandırılmalı ama katletme olayı benim literatürümde yok. Yani ister Alevi olsun, ister Ermeni olsun, ister Müslüman, ister ateist olsun ki bu hiç kimseyi ilgilendirmez. E şimdi ırklar bizim doğuştan gelen şeyler mi? Seçmese şansımız yok. Kim beni yargılayabilir ben şu ırktanım diye? E ben zaten öyle doğmuşum. Ve bundan kime ne? Hani bu şeye benziyor. Beyazların yıllarca siyahileri katletmesi ya da aborjinleri katletmesi ne hakla? E haliyle tabii ki ben onlar için de mücadele edeceğim. Çünkü ben insan olmaya çalışıyorum. İnsan olmaya çalışıyorsanız insanı tekrar aynı noktaya geliyoruz. İnsanı tavaf etmeniz, koşulsuz olarak insanı tavaf etmeniz gerekiyor. E şimdi ben eğer insanı tavaf ediyorsam bu beni neden terörist yapsın? Neden ajan yapsın? Neden bu farklı geliyor? Çünkü ben örtülü bir bayanım. Örtülü bir gazeteciyim. Tırnak içerisinde halkın deyimiyle örtülü bir insan hakları aktivistiyim. E şimdi örtülü deyince toplumda her kesimde diğer yani Müslüman olan da olmayan kesimde de şöyle bir algı var. Eğer örtülüysen belli kesimler için mücadele etmezsin. Evet. Bir örtülü bir ateist için mücadele etmez. Çünkü o Müslüman değildir. Bir örtü Alevi için etmez. Ya da işte Ermeni için etmez. Çünkü o Müslümandır. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ön yargılarımız var galiba değil mi? Çok fazla var. Çok fazla var. Halbuki herkes her canlı bir renk. Direkt suçlamaya başlıyorlar. Direkt. Bir de şöyle oluyor. Bazıları da aslında onlar da benim yaptığım gibi. Ben tabii bunu söylerken tırnak içerisinde özel biri olduğumu iddia etmiyorum. Ben özel birisin ama. Yok. Acizane insan olma çabasındayım sadece. Onlar da aslında bunları yapmak istiyorlar. Ama cesaretleri yok. Tabuları var. Ön yargıları var. Yapamayınca insan tanımadığı şeyden korkar. Öyle. Sırf korkudan dolayı bu sefer saldırı moduna geçiyorlar. Hı-hı. Bir kere bir ateist bir arkadaşımızla sohbetimiz olmuştu. Bir abimizle. Bana şöyle baktı. Tülay ya dedi. Yani aslında olay neymiş biliyor musun dedi. Ben de seni yıllar önce tanıdığım zamanı hatırlıyorum dedi. O zaman böyle çok tedirgin olmuştum senden dedi. Çünkü ateistler çok şeylere maruz kaldılar. Haklı yani. Ondan sonra şimdi bakıyorum da seni çok seviyorum ben dedi. Meğer olay seni tanımamakmış dedi. Birbirimizi tanımıyoruz. Hikayelerimizi bilmiyoruz.
birbirimize dokunmuyoruz. Aslında birbirimizi tanıtsak çok seveceğiz birbirimizi. Evet. Sanıyorum yaşadığımız acılardan dolayı önümüze bir tabu koyuyoruz. Sonra evet. O tabuyu da aşma girişiminde bulunmuyoruz. Yani kabullenip, düşmanlaştırıp kenara çekilmek daha mı kolayımıza geliyor acaba? Yani mesela programımızı biz 2 Temmuz'da çekiyoruz. Hı-hı. İşte Sivas'ta Alevilerin katledilmesi. Evet, bugün Madımak katliamı. Evet, bugün Madımak katliamının yıl dönümü gene. Rahmetle anıyorum hepsini. Evet, kesinlikle. Mesela işte orada yaşananlardan sonra aramızda o bir kara duvar olarak kalıyor. Evet. Sonra tekrar sanıyorum ellerimizi uzatıp birbirimizden af dilemeye biraz şey mi kalıyoruz acaba? Burnu havadalık mı bu acaba? Nedir? Yani af dilemek Alevi toplumundan kendi nasıl desem kendi eleştirini vermek çok mu zor? Çok zor değil ama yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Birincisi korkuyoruz. İkincisi ön yargılarımız var. Üçüncüsü tabularımız var. Bir kere hatalarımızı kabullenmediğimiz sürece, o hatayı benimsemediğimiz sürece o hatayı telafi edemeyiz. Aynı, bu konuyu mesela yakın bir zamanda Kazım Gündoğan'ı biliyorsun, Dersim Kayıp Kızları. Onlar Ermeni katliamı hakkında konuşmuştuk, Dersim'deki Ermeniler. Evet. Sadece Ermeniler değil, Rumlar, Kızılbaşlar. Ve evet, zamanında başbakan, zamanın başbakanı bir özür dilemişti. Ama çok göstermelik bir özürdü yani. Evet. Tiye alır gibi bir özürdü. O daha çok cumhuriyetçileri zan altında bırakmak için sanki yapılmıştı. Yapılanı gerçekten içine sindirip, hatanızı kabul edip içtenlikle özür dileme ve kucaklaşma gerekiyor. Evet. Şimdi Madımak olayında onu yapılan Müslüman kesimde. Ama şimdi şu var. Müslüman kesim diyoruz da en tehlikeli olan şey nedir biliyor musunuz? Genellemeci dil ve genellemeci yaklaşım. Evet. Şimdi Müslüman oradaki evet oradaki yapanlar sözde muhafazakarlardı. Evet. Sözde Müslümanlar diyorum. Çünkü benim inandığım dinde asla böyle bir şey yapamazsın. Kendinden olmayanı bile korumak zorundasın, kucaklaşmak zorundasın. Devlet eliyle terörize de edilmiş bir orada kesimdi aynı aslında zamanda. Provokatörler eşliğinde evet. Yapılmış bir şeydi. Şimdi o zihniyetteki insanların özür dilemesini bekleyemezsin. Evet. Çünkü onların gözleri kör, kulakları sağır, ağızları lal. Evet, savaştan beslenen bir kesim hala içimizde. Ama ne yapmak gerekiyor? Umudu yitirmemek gerekiyor. Onların görmesini sağlamak gerekiyor. Duymasını sağlamak gerekiyor. Yıllardır zaten çabam bu yönde benim. Kesinlikle. Yani evet bir özür lazım, kucaklaşmak lazım. Ama önce kör olana sen ne kadar özür diletebilirsin ki? Evet. Görmeyene. Önce göstereceksin, önce duyuracaksın. Ondan sonra. Seni örnek alarak bu kesimlerin, bu farklılıkların düşman olmadığını anlayıp tabularını yıkmaya çalışanlar, senden etkilenenler oluyor mu etrafında? Çok, çok fazla. Her iki kesimden var. Yani Müslüman olmayan kesim, Müslümanlara karşı tabuları yıkıldığı oluyor. Aa böyle Müslümanlar da varmış. Evet. Yani öyle diyenler oluyor. Müslümanlardan da işte ben bu kesimleri gösterdiğim zaman ya evet ya Müslüman olarak biz bunları yapabilirmişiz aslında. Yani bu zor değil aslında. Ama şey cesaret yok her iki tarafta da. Evet. Aslında kafalarda çok fazla birbirlerine sormak istediği sorular var. Evet. Aslında kucaklaşmak istiyorlar. Genelleme değil bu. Bir kısım için söylüyorum. Kucaklaşmak istiyorlar. Ama birinin adım atması gerekiyor. Ama o taraf oradan bekliyor, o taraf oradan bekliyor. O yüzden bir türlü kucaklaşamıyorlar. Ama ben inanıyorum ki bir gün birileri adım atacak, kucaklaşılacak. Umarım. Öyle ben bir anımı anlatmak istiyorum şimdi. Liseden türbanlı bir arkadaşım vardı. Şimdi hepimizin acıları var. Oraya değinmek istiyorum ama insanların biraz da böyle galiba devlet dilinden de etkilendiğini düşünüyorum. Lise zamanlarında arkadaşım türbanla okula giremezdi. Hı-hı. Bir de öyle yol dönemlerden geçtiler biliyorsunuz. Ben öyle bir dönemde okudum. Evet, kesinlikle. Türbanını çıkarırdı ve okula hani baş açık gelip giderdi. Ve ben onunla beraber eylemlere katılırdım. Hani türbanın özgür bırakılmasına gerçekten canı gönülden destek veriyordum. Çünkü herkesin inandığı gibi yaşamasından yanayım. Yıllar sonra arkadaşımla sosyal mecrada karşılaştık, muhabbet etmeye başladık. Ve onun tamamen hükümet diliyle yani AKP diliyle konuştuğunu fark ettim. Ve biz açıkları ve laikleri aşağılayıcı bir
söylem kullanmaya başlamıştı ve bizzat bana karşı da yaptı bunu. Evet. Yani insanların sorgulamayı bıraktığında, düşünmeyi bıraktığında çabuk manipülasyona uğrayacağını düşünüyorum ben. Ve yaşadığımız acıları da yani her kesim yaşadı. Bunu türbanlar yaşadı, çok ezildiler, tamam. Aleviler yaşadı, Ermeniler yaşadı. Yani bu ülkede aslında acılardan geçmeyen, acılarla yoğrulmayan herhangi bir kesim kalmadı, evet, sanıyorum. Maalesef. Onun için hani yüzleşip birbirimize karşı işlediğimiz suçlarla yüzleşip gerçekten el uzatmanın ne derece önemli olduğunu seninle görüyoruz biz. Yalnız burada bir parantez açacağım. Hani klişe bir söz var ya, zalimden mazlum, mazlumdan zalim olur diye. Evet. Şu an şu sahneyi, şu tabloyu izliyoruz. Eskinin mazlumları zalim olmuş konumda. Evet. Yani eskiden biz çok, yani ben şeyi hatırlıyorum. Sokakta biz çevrilirdik. Böyle Atatürkçü laik teyzeler bizi çevirirlerdi. Ondan sonra yüzümüze tükürürlerdi. Gidin Arabistan'a derlerdi ve saçlarımızı falan çekerlerdi, dövmeye kalkarlardı. Yaşadın mı gerçekten? Ben yaşadım çok bunları. Kötü. Yani küfürler oldu, biz eylemlerde çok coplandık, ettik vesaire vesaire. Üniversitede yaşadıklarımı hiç zaten hiç girmeyeyim, o berbat bir şeydi. Benim için bir travma oluşturacak derecesindeydi. Peki benim bunları yaşıyor olmam, bana bunları yapanları tamamen totale yaymam mı demek? Şimdi atıyorum birkaç tane Kemalist bana öyle bir şey yaptı. Ben şunu diyebilir miyim? Bütün Kemalistler zalimler. Nefret edebilir miyim? Hayır. Evet. Yapamam bunu. Ya da bütün şunlar şöyleler. Her kesim için diyorum. Ama maalesef özellikle 28 Şubat'ın mazlumları şu an bildiğiniz zalimler. Evet. Şu ötekilerin bu kadar artmasına sebep onlardır. Bizler evet ötekiler her zaman vardı ama şu dönem, şu iktidardan sonrası gibi hiçbir zaman artmadı. Hepimiz birer ötekiyiz. AKP'ye göre ben bir ötekiyim. Benim biz zaten ötekiyiz. Yani siz zaten ötekisiniz. Yatacak yeriniz yok. Yani herkes bir öteki oldu. Evet. Yani ne yapmalı? Şimdi hani biraz önce üniversite arkadaşından örnek verdin ya. Evet. Akletmiyorlar çünkü iktidar ağzıyla konuşuyorlar. Çünkü onlar da mazlumken zalim olmuş durumda. Maalesef. Şimdi bir suçu direkt kendin yapmasan da onun ortağı oluyorsun. Nasıl ortak oluyorsun? Destek olursan ortak oluyorsun. Sessiz kalırsan ortak oluyorsun. Çanak tutarsan ortak oluyorsun. Sessiz şeytan dediğimiz şey bu. Çanak tutan şeytan dediğimiz bu. Ben onları öyle görüyorum. Yani dilerim bir gün bazı şeyleri görürler ama... Umarım yeniden köprü kurmayı beceririz, yani dilerim, başarırız. Diliyorum, diliyorum. Tülay'cığım ilk bölümümüzün sonuna geldik. Bir araya gidiyoruz. İkinci bölümde yine karşınızda olacağız.